Bunu kendim anlayacağım şekilde sistematize etmem lazım. Yani kendim ben bunu nasıl anlarım? Bana birisi bunu anlatıyor olsa nasıl anlatmasını isterim? Ben hep onu ölçü alırım. Yani ben neyi isterim, ne beklerim de onu vereyim. Belli aşamalarda sadece akademiye konsantre olun. İşte bir doktora sadece akademiye konsantre olun. Bir doçentlik sadece akademiye konsantre olun. İkincisi hukuk alanında çalışmak ne olursa olsun özellikle avukatlık yapacaksanız başkalarının sorunlarını yüklenmeyi gerektirir. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Şebnem Akipek Öcal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Uzaktan da olsa seninle beraber olmak çok güzel Furkan'cığım. Çok teşekkür ederim hocam bilmukabele. Şebnem Hoca ile bugün kendi akademik geçmişini hem yurt içinde hem de yurt dışında üniversite dışı akademik ve diğer tecrübelerini ve üniversitelere ilişkin konuşacağız. Hemen ilk soruya geçmek istiyorum. Sizin özgeçmişinizi incelediğimde tabii en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi Ankara Hukuk Fakültesi'ne birinci olarak girip buradan yine birinci olarak mezun oluşunuz. Çift birinciliğiniz nedeniyle benim en çok merak ettiğim husus hem lisans yıllarında hem de sonrasında nasıl ders çalıştınız? Hukuk fakültesine giren öğrenciler açısından en bocalanan hususlardan bir tanesi de o hukukun nasıl çalışılacağına ilişkin oluyor. Bu konuda neler söylersiniz? Valla öncelikle şunu söylemek lazım tabii. Ben hani ortaokul, lise yıllarında da çalışkan bir öğrenciydim ama galiba hiç çok tabiri caizse inek bir öğrenci olmadım. Yani çalışkanlıkla inekliği ben birbirinden biraz ayırt ediyorum. Ben hem sosyalleşmeyi seven, hem oldukça sosyal olan, gezen, gezmeyi çok seven. Ama bir taraftan da ders çalışmaya geldiği zaman çok disiplinli olabilen bir insanım. Yani ikisini birbirinden çok ayırt etmeyi galiba çok küçük yaşlarda başarmayı öğrendim. Bunda da 13 yaşında babamı kaybettim. Rahmetli babamın çok büyük bir etkisi var. Yani ben ortaokula başladığımda Ankara Koleji mezunuyum. Hazırlığa başladığım zaman rahmetli babam söylemişti. Kızım demişti, eğer hayatında disiplin kurmayı başarabilirsen, o disiplinle de çalışmayı başarırsan hiçbir şeyden korkma, çok rahat yapabilirsin. Ama disiplinli olmazsan, dağınık dağınık çalışırsan ne çalıştığından zevk alırsın, ne hani gezdiğinden, işte başka faaliyetlerden zevk alırsın. Bunları çok iyi dengelemeyi başarman lazım demişti. Galiba babamın o sözü bende çok etkili oldu. Çalıştığım zaman gerçekten çalışıp, gezdiğim zaman gerçekten gezerim. Hani ikisini birbirinden çok güzel ayırt ederim. Ortaokulda da lisede de bu şekilde çalıştım hep. Ve ben orta sonda rahmetli yengem Jale Akipek, benim amcamın eşi, medeni hukuk profesörü. Yengemi çok severdim zaten. Ve orta sondayken karar vermiştim. Hani ben medeni hukukçu olacağım, yengem gibi olacağım. İşte hukuk fakültesine gideceğim, üniversitede kalacağım ve yengem gibi medeni hukuk alanında ilerleyeceğim diye. Belki de biraz hedefi çok erken koymak da çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da fen ve matematik derslerini de çok fazla seven birisiydim. Bizim zamanımızda hani lisede ayırım o şekilde yapılıyordu. Tabii her sene farklılaştığı için bu. Bizim zamanımızda işte matematik bölümü diye ayrılıyorduk. Ben matematik bölümü mezunuyum. Ve üniversite sınavına hazırlanırken de bizim zamanımızda gene yeni yeni üniversite kursları başlamıştı. Ben hani hedefimi hukuk fakültesi koyduğum için çok da o anlamda matematiği ve fen, fizik, işte kimya, biyoloji derslerini de çok sevdiğim için bana hocalarım çok kızmışlardı o derslerde de başarılı olunca. Yani sen hani bu kadar matematik şeyin var, bizim zamanımızın yükselen trendi senin sevdiğin alan bilgisayar mühendisliği. İşte senin bilgisayar mühendisi olman lazım veya o zamanın en yüksek puanlı yeri Hacettepe İngilizce Tıbba gitmen lazım veya Boğaziçi'ne, ODTÜ'ye gitmen lazım diye. Hani ben o zaman hukuk fakültesi istediğim için hedef oydu bende. Ama tabii çalışkan da olunca bizim zamanımızda bütün soruları çözüyordunuz üniversite sınavında, öyle bir şey vardı.
Hani o sayede ben diğer soruları da başarılı bir şekilde yapınca tabii üniversiteye hukuk fakültesine birincilikle girdim ve bayağı da bir farkla birincilikle girdim. Hani benden sonra girenle aramda ciddi bir fark olarak. Çünkü ilk yüze girmiştim aslında ben üniversite sınavında. Dolayısıyla hani böyle bir hasbelkader böyle bir şey oldu. Ama ondan sonra hukuk zaten çok istediğim yani hayalim bu. Dolayısıyla isteyerek girdim, severek girdim. Hani tek gerçek tercih olarak girdim. Dolayısıyla öyle bakınca da hukuk fakültesinde de hiç zorluk çekmedim. Yani sanılanın aksine çok çalışmadım. Ama ne yaptım? Bütün derslere devam ettim. Yani bütün derslere derken tabii hani %90 diyeyim benim de devam etmediğim arada bazı dersler oluyordu elbette ki. Ama mesela sabahki derslerin tamamına mutlaka giriyordum. Hani ve derste de çok iyi not tutarım. Hala da öyleyimdir. Yani bir şey dinlerken mutlaka not tutarım. Sen fark etmişsindir mesela siz doktora da sunum yaparken de hep yazıyordum. Mutlaka dikkatini çekmiştir bu. Dolayısıyla hani bir şey dinlerken mutlaka not tutarım ve çok aktif dinlerim. Çok iyi dinlerim o anlamda. Duyduğumu da kolay kolay unutmam. Öyle bir özelliğim var. Yani hukuk fakültesindeki başarımı da ona borçluyum aslında. Sanılanın aksine çok iyi ders dinlemeye borçluyum. Hani bizde hukuk fakültesi öğrencileri derler ya, ya derste bir şey öğrenmiyoruz aslında okuyor. Hayır ben derste öğrendim. Ben her şeyi derste öğrendim. Hala derste öğrendiğim işte ne bileyim mesela kulağımda çınlayan cümleler. Fikret Hoca'nın cümleleri, işte Sabi Hoca'nın cümleleri. Birçok hocamızın cümleleri yani hala bunlar benim kulağımda çınlar. Dolayısıyla hani bu şekilde belki başarılı oldum. Yoksa öyle aman çok çalıştım, sabahlara kadar çalıştım. Mesela sınav öncesi bizde herkes kapanır eve. Ben gezerdim. Ben hani ne tiyatromdan ne sinemamdan hiç ödün vermezdim. Ama derse girerdim. Hele sabahtan öğlene kadar %100 girerdim. Hocam o anlattığınız hikaye içerisinde bilgisayar mühendisliği trendi ilgimi çekti. Çünkü doktora derslerinde bir anınızdan bahsetmiştiniz. Henüz ilkokul dönemindeyken ya da ortaokuldayken kodlamaya ilişkin bir öğretmeniniz sizle özel olarak ilgilenmişti. Tabii. Orta sonda bizim matematik öğretmenimiz İskoç bir hocamızdı. Mr. Fraser, Peter Fraser. Hala da yani maşallah sağlığı da çok iyi yaşıyor hocam ve benim Facebook'tan da arkadaşım, çok da seviyorum kendisini. Yani Mr. Fraser'ı gerçekten hiç unutamam. Bana matematiği sevdiren kişi. Ve gerçekten onunla birlikte ben matematiğe çok düştüm ve çok hani uğraşmaya başladım. Ve kendisi o zaman böyle kocaman, belki bu benim şu anda durduğum masaya yakın boyutta bir bilgisayar. Yani o zaman tabii bilgisayar falan yok. Türkiye'de doğru düzgün bir şey yok. Kendisi bu alanlarla çok ilgili olduğu için. Kendi öğrencileri arasında kendince başarılı işte 5 kişiyi seçmişti. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ve bize bilgisayar kursu verdi ve bize program yapmayı öğretti, kodlamayı öğretti. Yani biz işte program yaparak böyle basit programlar tabii belli hesaplamalar yapmayı, belli şeyler yapmayı. Yani tabii o zaman için müthiş bir şeydi, hiç anlamadığımız bir şeydi ve gerçekten ben kendisini hiç unutamam. İşte ben o sene babamı da kaybettiğim için gerçekten çok keyifli bir zamandı. Bir 3 aya, 4 aya yakın. Haftada 1 veya 2 gündü şimdi tam hatırlayamıyorum. Dersten sonra bize işte 5 arkadaşımla beraber 1,5-2 saat bu şekilde eğitim verirdi. Biz bayağı böyle bilgisayar programları falan. Ya o zaman için tabii hayal bunlar. Yani düşünün ki ben ondan sonra işte 3 sene sonrasında Türkiye'de işte bilgisayar mühendisi yeni yeni gelişiyor. Bana işte bilgisayar mühendisi ol diyorlar. Yani çok yeni gelişen bir alan. Bu ta 3 sene öncesinde orta sonda yaşanan bir şey. Tabii milattan önce yaşım da ortaya çıkıyor Furkan'cığım, Estağfurullah. soruyorsun sen. Hocam tekrar hukuka dönmek gerekirse ben dediğim gibi lisans döneminde sizden ders alamadım ama eşya hukuku temelim zayıf olduğu için doktora yeterli hazırlanırken hatırlarsanız Ufuk Üniversitesi'ne gelip eşya hukuku derslerinizi takip etme fırsatım olmuştu. Ve orada da yani tabii naçizane bu bana düşmez bunu söylemek ama eşya hukukunu anlatırken çok açık seçik bir şekilde hep anlattınız ve örnekleriniz de bol örnek verip hani net örneklerle öğrencinin zihnine meseleyi kazıyordunuz. Tabii bunun dışında meseleyi aynı zamanda çok sistematik bir şekilde aktarıyordunuz öğrencilere. Yani uzun yıllardır ders anlatıyorsunuz tabii ama bu mesleğe yeni başlayacak akademisyenler açısından ders anlatmaya nasıl hazırlanılmalı? Yani bir kere ben hep şunu yapmaya çalıştım. Ben
Beni yetiştiren hocam Lale Sirmen, Profesör Doktor Lale Sirmen. Yani gerçekten hocama da çok şey borçluyum bu konuda. Ama hocamın en büyük özelliği, hani daha ilk günden, ben araştırma görevlisi olarak başladığım günden neredeyse birkaç hafta başladıktan sonra, o zaman ODTÜ'de hocam ders veriyordu İktisadi İdari Bilimler'de. Borçlar hukuku dersiydi, hiç unutmuyorum. Bir gün bir akşam telefon etti bana, tabii cep telefonu falan yok, ev telefonundan. Çocuğum sabah sen şurada şu derse gidiyorsun, şu konuyu anlatıyorsun diye. Bir anda damdan düşme. Hani o zaman ben düşünmüştüm, ne yapmam lazım, hani nasıl anlatmam lazım. Hiç tecrübeniz yok, yeni araştırma görevlisi olmuşsunuz, daha 22 yaşındasınız, yeni mezunsunuz. Ve daha hocayla da ilk defa çalışmaya başlıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Benim lisanslı hocam olmamıştı çünkü Lale Hoca. Ama biliyorum titizliğini, hani biliyorum ki benim anlattığımı daha sonra da ölçecek, doğru anlatmış mı, anlatmamış mı, sınıf anlamış mı, anlamamış mı. O gece düşünmüştüm kendi kendime, benim ne yapmam lazım, hani ne yapayım da ders anlatayım diye. Ve o gece şuna karar vermiştim: bir, anlatacağım konuyu çok iyi bilmem lazım. Hani bir kere konuyu mutlaka bilmem lazım. İki, bunu kendim anlayacağım şekilde sistematize etmem lazım. Yani kendim ben bunu nasıl anlarım? Bana birisi bunu anlatıyor olsa nasıl anlatmasını isterim? Ben hep onu ölçü alırım. Yani ben neyi isterim, ne beklerim de onu vereyim. Ona göre de kendi kendime, işte o gün o ilk konu neydi? Sanıyorum irade bozukluğu halleriydi, yanlış hatırlamıyorsam. Kendimce işte irade bozukluğu hallerini çıkardım tek tek. Ondan sonra ben, bana bu nasıl anlatılır? İşte şematize ettim kendimce. Ondan sonra işte hangi durumda ne olur vesaire, örnekler, şeyler, işte Yargıtay kararı bilmem ne. Bunları düzenledim kafamda ve kendim anlayacağım şekilde anlattım hep. Bu nedenle de çok sistematik oluyor benim derslerim gerçekten. Çünkü kendim öyle, yani kendi kafam öyle algılıyor benim. Yani galiba bu. Hocam sübjektif bir kriter ama bu, yani kendinin dinleyeceği bir şey ortaya çıkarma mesela yayıncılıkta da var. Özellikle podcast yayıncılarının kendi arasında en çok yani birbirlerine tavsiye ettiği şey, kendinizin dinleyemeyeceği bir yayın yapmayın. Aynen. Aynen. Yani. Ben de hep öyle yapmışımdır. Yani sana anlatılsa senin anlamayacağın bir şeyi asla öğrencine anlatma. Evet, ya da keyif almayacağı bir hususu. Keyif almayacağın bir şey, evet. İlgini çekmeyecek bir şey. Yani bütün bunları düşünüyorum da ben, sadece dersi anlama değil, ilgiyi çekme, hani konsantrasyonu tutma. Çünkü öğrencinin konsantrasyonunu tutmak da çok önemli bir şey. Gerekli yerde gerekli örneği verme. İngiltere'de LSE'de yüksek lisans tecrübeniz var hocam. Fakülteden mezun olduktan sonra British Council bursuyla oraya gidiyorsunuz. Evet. Oradan yöntem bakımından neler öğrendiniz? Valla yani öncelikle belki şundan da bahsetmem lazım. İngiltere'ye gidiş maceramdan da birazcık bahsetmem lazım belki. İşte 4. sınıfın son döneminde de aldığım ders ileri muhasebe uygulamaları dersiydi. Dersimize de rahmetli, yani anmadan geçemeyeceğim, gerçekten hayatımda çok şey borçlu olduğumu düşündüğüm bir kişi, Profesör Doktor Ahmet Gökdere. Bizim okulumuzda iktisat hocasıydı. Aynı zamanda da işte dediğim gibi bu şekilde seçimlik dersler veriyordu. Hoca şöyle bir şey dedi: ya dedi, çocuklar dedi, kendisi iktisatçı, hukukçu değil. Ya bu İngiliz hükümeti dedi, British Council aracılığıyla dedi burslar veriyor dedi. Bugüne kadar hiç hukuktan başvuran olmamış dedi. Hiç hukukçu gitmemiş dedi. Sizlerin de dedi, biliyorum dili iyi dedi. Hani neden başvurmuyorsunuz, neden bunu denemiyorsunuz dedi. Hiç haberimiz bile yok, o zaman internet yok, bir şey yok, böyle şeyleri duymak mümkün değil. Hoca bunu söyleyince biz de birkaç arkadaş ilgimizi çekti. Kalktık işte o zaman British Council'a, İngiliz kültüre gittik. Öğrendik bursun koşullarını falan. Daha sonra geldik, işte referans mektubu istiyor, şunu istiyor, transkript istiyor. İşte belli zamanda mezun olacağınıza ilişkin taahhüt istiyor falan falan. Biz daha öğrenciyiz. Neyse, Ahmet Hoca yazık verdi bizim referanslarımızı falan. Neyse, ben bu bursa başvurdum. Ondan sonra işte Ahmet Hoca'nın sayesinde, yani hoca bize söylemese böyle bir burs var, gidin başvurun diye, haberimiz bile olmayacak büyük olasılıkla. Sonuç itibariyle hukukçu olarak ilk bu bursu ben kazandım. Öyle gittim İngiltere'ye, yani LSE'yi de o şekilde seçtim. Benim puanlarım yüksek de oldukça. Üç yeri de tercih edebilirsiniz demişlerdi bana. Cambridge, Oxford ve LSE, üçünü de tercih edebiliyordum. Fakat LSE'nin bana kattığı en önemli şey veya İngiltere'nin bana kattığı en önemli şey vizyon oldu diye söyleyebilirim. Yani hukuka biraz daha geniş bakmak. Bu bence çok önemli bir şey. Sadece kendi işte ne bileyim Türk-İsviçre hukuku, sadece buna bakıyorum değil.
çok farklı bir şekilde bakmak ve Anglo-Sakson hukukunun da tabii ki hani her şeyi öğrendim böyle bir iddiam asla olamaz ama azıcık da olsa bir fikrim oldu diyebilirim ancak. Ama bu fikir bile vizyonunuzu çok fazla açıyor diye düşünüyorum. Hani bana çok şey kattı. Artı tabii en önemli kattığı şeylerden bir tanesi zorlukla mücadele ve kendi ayağınızın üzerinde durmayı kattı. Yani o zaman ben böyle hani mali olarak da çok varlıklı olan birisi bir aile değil. Yani babam rahmetli ondan kalan dul yetim maaşıyla geçinen insanlardık biz annemle annem ve ben tek çocuğum. Henüz yeni çalışmaya başlamışım, yeni araştırma görevlisi olmuşum. İşte ondan sonra gittim İngiltere'ye. O dönemde yani sonuçta büyük bir geliriniz yok. Aldığınız burs miktarı çok düşük, çok çok düşüktü o zaman burs miktarları. Yani bir kere kendinizi hayata hazırlama oluyor diye düşünüyorum. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben hep öğrencilerime bunu söylerim. Yani kendi ayaklarınız üzerinde mutlaka bir durun. Ondan sonra hayata başlayın. Yani bir zorlukları bir görün, bir yaşayın. Gerçekten bazı şeyler yaşayarak çok daha güzel öğreniliyor. Tabii bunun yanında işte çok önemli şeyler de kattı. Mesela Türkiye'de daha çok çok yeni başlayan işte fikri haklar, fikri ve sanayi haklar alanı, intellectual industrial property dersi almıştım orada. Onun yanında işte alternatif çözüm yolları, alternative dispute resolution dersi almıştım. Onun içinde mesela mediation benim konumdu. Şimdi çok önemli olan bir konu biliyorsun. Mediation konusunda ilk sunumu ben yapmıştım orada. Türkiye'de ben arabuluculuk kelimesini bile bilmiyordum. Yani mediation'ın Türkçesi nedir ki diye düşünüyordum. Yani o kadar söyleyeyim, o kadar olmayan yıllar bu yıllar. 1990-91 bu da, bunu da söyleyeyim. Hani yılını da söyleyeyim, yüksek lisans yaptım. Yani bunlar tabii çok şey kattı, çok farklı şeyler kattı. Çok farklı alan görmenin sağladı en azından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2009 yılında görülen dini nikaha ilişkin Şerife Yiğit Türkiye dosyasında Türkiye hükümetinin avukatı olarak savunma yaptınız. Hatta ben konuşmanızı halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de sitesinde var. Keyifle dinledim. Mr. President and Honorable Judges, the case before you is related to the legality and recognition of a religious marriage in order to be entitled to retirement pension as the surviving wife of the deceased. Süreç nasıl gelişti? Öncelikle siz nasıl avukatı oldunuz? Valla süreç şöyle gelişti. Şimdi olay şöyle bir olay. Gerçekten de işte olaydaki kişi bir dini nikahla birliktelik yaşıyor. Bu birliktelikten çocukları oluyor. Baba çocukları tanıyor. Hani onda bir sıkıntı yok. 4 taneydi yanlış hatırlamıyorsam çocukları. Hepsi büyüktü zaten o dönemde. Fakat daha sonra beyefendi vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da davacı diyor ki yani biz işte bunca sene birlikte yaşadık, birlikte olduk, çocuklarımız oldu, bu çocuklarımızı tanıdı. Ben eşimin sosyal güvenlik haklarını almak istiyorum diyor. Tabii böyle bir şey mümkün değil çünkü hani tanınan bir evlilik yok. Dolayısıyla bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki aşama biliyorsunuz. Önce mahkemede hani kazanıyor, daha sonra Yüce Divan'la yüksek mahkemeye çıkıyor. Ben o noktada dahil oldum. Beni Dışişleri Bakanlığı'ndan aramışlardı. Hani hocam böyle bir şeyde savunma yapar mısınız diye. Ben de gerçekten çok inandığım bir şey. Şimdi hani düşünürseniz başvurucu noktasında düşünürseniz hani gerçekten üzülüyorsunuz. Çünkü gerçekten bilmeden bu şekilde birliktelik yaşamış. Kendisini evli zannetmiş yıllarca. Hani o anlamda ona bir empati kurup üzülüyorsunuz. Hele de bir kadın olarak bir taraftan üzülüyorsunuz. Ama bir taraftan da bambaşka bir şey. Eğer biz bu şekilde dini nikaha bir gerçeklik tanıyacak olursak bu sefer o zaman medeni kanunu çöpe atmış olacağız ve başka şeyler de gelecek onunla beraber. Yani bambaşka şeylere yol açmış olacağız ve gerçekten onun sonu çok hani özellikle kadınlar için çok çok tehlikeli olabilir. Medeni kanunumuzun önemini hepimiz biliyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bu şekilde bir savunmaydı. Savunmanın %95'ini ben hazırladım tamamen. Ben de tam onu sormak istiyordum. Türkiye savunmaya nasıl hazırlandı? Ben hazırladım. %95'ini ben hazırladım ama tabii ki şunu söylemem lazım. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde o zaman Dışişleri Bakanlığı tarafından
temsil ediliyorduk ve orada çok kıymetli hani hukukçularımız vardı. Sürekli orada yerleşik olarak kalan hukukçularımız vardı. Onların çok büyük desteğiyle tabii hani ne şekilde sunmanız lazım, ne şekilde sistematize etmeniz lazım. Onlar nasıl bir şey özellikle bir sistematik beklerler, yargıçlar diye. Ya onların çok büyük desteğiyle kuşkusuz ki, ama maddi hukuk kısmını hani tamamen ben hazırlayacak şekilde. Öyle hazırladım savunmayı, yani savunmayı yazılı olarak hazırladım. Daha sonra bana dediler ki hani sözlü olarak da avukatlığı sizin yapmanızı istiyoruz. Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilmiş oldum bir anlamda o dönemki. Şimdi Adalet Bakanlığı'nda, o dönem Dışişleri Bakanlığı'ndaydı, onu söyleyeyim. Akademik dünyaya geçiş yapmak istiyorum hocam. Siz araştırma ve ders verme faaliyetleri dışında yerli ve yabancı birçok kurumda hukuk müşavirliği, uzman bilirkişilik, işte biraz önce ifade ettik taraf vekilliği, yöneticilik, arabuluculuk, hakemlik gibi çok çeşitli görevlerde bulundunuz. Bu tip görevlerle bu araştırma ve ders verme faaliyetlerinin bir arada yürümeyeceğini düşünen akademisyen sayısı da bir hayli fazla öte yandan. Onlara göre akademisyenlik biraz kendisini odaya, kütüphaneye kapatan bir böyle karakteri ifade ediyor. Bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Bir akademisyenin geleneksel anlamdaki bu araştırma ve ders verme faaliyetleriyle diğer işleri arasında sizce nasıl bir denge olmalı? Aslında cevabı sen söyledin, denge olmalı. Denge olmalı, ama bu denge nasıl olmalı? Ya ben şunu düşünüyorum Furkan'cığım, şimdi benim alanım medeni hukuk. Bunun içinde aile hukuku da var, işte sözleşmeler, borçlar hukuku da var, eşya hukuku da var, miras hukuku da var. Yani farklı farklı alanlar var. Artı bağlantılı işte tüketici hukuku gibi, fikri haklar gibi çok farklı alanlar var. Şöyle bir örnek vermek istiyorum sana. Şimdi ben sözleşmelerle ilgili epey bir çalıştım. Hani sözleşme yapma teknikleri, sözleşme hazırlama dersleri, bu tip derslerde verdim pek çok kereler. Şimdi ben hayatımda hiç sözleşme hazırlamadıysam, hiçbir sözleşme nasıl yürüyor bunu gözlemlemediysem, bir sözleşmede ne noktada uyuşmazlık çıkabilir, bu uyuşmazlıklar nasıl çözülebilir, bununla ilgili hiçbir şey yapmadıysam, yani bunun pratiğini bilmiyorsam nasıl birisine sözleşme hazırlamayı anlatabilirim? Yani bu bence mümkün değil, olmayacak bir şey. Yani bazı şeylerin uygulamasını da görmeniz lazım ki onu teorisiyle ve uygulamasıyla birleştirip harmanlayıp anlatabilirsiniz. Ama şunu her zaman söylüyorum, yani ben hani sizlere de hep söylediğimi bilirsin, duymuşsundur mutlaka. Bütün genç arkadaşlarıma bunu öğütlüyorum. Belli aşamalarda sadece akademiye konsantre olun. İşte bir doktora, sadece akademiye konsantre olun. Bir doçentlik, sadece akademiye konsantre olun. Ya o dönemlerde, o tezlerinizi yazarken, o faaliyetleri, o çalışmaları yaparken muhakkak akademiye konsantre olun. Ama onun dışında kendi dengenizi kurun. Bu denge bazen bir tarafa kayabilir, bazen öbür tarafa kayabilir. Ama ben prensip olarak, yani beni tanıyan herkes bilir, önceliğim her zaman akademik faaliyettir. Yani benim dersim varsa, dersimin olduğu bir yere, hani ben bu işten milyonlar kazanacağımı bilsem başka bir iş alma. Bu prensibimi hiç bozmadım hayatımda. Ya akademik faaliyetim, bir şey yazıyorsam ona konsantre olmam. Bir sempozyuma hazırlanıyorsam ona konsantre olmam. Ve en önemlisi öğrencilerim. Önceliğim her zaman öğrencilerimdir. Yani bilirsin mesela işte öğrencimin tezi varsa her şeyi bırakırım, önce o tezi okurum. Öğrencimin ödevi varsa önce ona çalışırım. Yani siz de ders yaparken fark etmişsindir. Hepinizin ödevini önce alıp mutlaka okuyup mutlaka inceleyip üzerinde çalışıp o şekilde gelirim. Ha gelsin anlatsın, ben de işte yarı kulak dinleyeyim, ne yapıyorsa yapsın deyip asla asla böyle bir şey yapmadım. Yani önceliğim her zaman akademidir. Hani dengede öncelik akademidir. Ama diğerlerinin de dengeli bir şekilde ve bana öğrettiği ölçüde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bir şey öğrenmeyeceğim, bir şey almayacağım hiçbir işi kabul etmedim bugüne kadar. Hani Allah'a çok şükür böyle bir faydası var akademisyenliğin. Yani o iş bana bir şey katmayacaksa ben o işi yapmadım. Hocam, her konuğuma sormaya çalıştığım bir sorum var. Sizin ufkunuzu genişleten, perspektifinizde bir kırılmaya yol açan hocalarınız oldu mu?
Yani şimdiye kadar tabii birçok hocanın ismini de zikrettiniz aslında. Biraz ipuçlarını da aldım ben oradan ama özellikle yani akademik kariyerinizde bir değişmeye yol açan, hakikaten sizi bir üst aşamaya taşıyan hocalarınız oldu mu? Onlarla anılarınız varsa bunları merak ediyorum. Yani hani en başta ben yengemi söyleyebilirim. Hani yengeme duyduğum belki saygı, belki özenme, hani ne derseniz deyin. Yani benim için yengem rahmetli Jale Akipek hani benim için en yol gösterici kişidir. Ama şunu söyleyeyim, hani bir küçük anı. Yengemler o zaman sağlık sokağında oturuyorlardı. İşte ben Ankara Koleji'nde öğrenci olarak başladım hazırlıkla birlikte. Yengemler de Ankara Koleji'ne çok yakın, yani 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde bir yerde oturuyorlardı. Yengem dersin olmadığı günlerde daha çok evde çalışmayı tercih ederdi. Çok büyük bir çalışma odası vardı. Ona da hayrandım zaten. Ankara Koleji'nde okurken öğlenleri bazen işte haftada bir, 10 günde bir yengemin de müsait olduğu zamanlarda ona öğlen yemeğe giderdim eve. Çok keyif alırdım. Yani düşünün işte hani orta bir çocuğu, orta iki çocuğu, 12-13 yaşındasınız. Koskoca bir profesör onun evine, hani o zaman için benim için hani çok büyük bir insan, onun evine yemeğe gidiyorsunuz. Yengem mesela bazen kendisi daha geç kahvaltı yapmış olurdu veya çok titiz ve çok disiplinli bir insandı rahmetli. Kendi yemek saati olmazdı onunla. Ona rağmen benimle beraber mutlaka sofraya oturur. Ben yemek yerken benimle büyük adam gibi sohbet ederdi. Ve işte bu sohbetlerde her zaman işte böyle olabildiğince mesela hukuku anlatmaya, medeni hukuku anlatmaya, medeni kanunu tanıtmaya, yani bunu çok önemserdi yengem. Özellikle tabii o zaman bu kelimeler hiç kullanılmıyordu, işte toplumsal cinsiyet eşitliği, hani şimdi kullandığımız kelimeler, ama mesela kadın erkek eşitliği, işte medeni kanunda kadınlara tanınan haklar, kadınların nereden nereye geldiği, hani yengem sürekli bu konuları hani böyle yumuşak yumuşak bana anlatmaya çalışırdı. Şimdi fark ediyorum tabii, bu aklınızla onları fark ediyorsunuz. O zaman benim tabii çok hoşuma giderdi. Ben bazı şeyleri böyle hikaye gibi dinlerdim tabii. Ama mesela bunun bende çok büyük bir şey yarattığını düşünüyorum. Yani belki medeni hukuk sevgisi, bu kadar severek mesleğimi yapmam yengem sayesinde. O kadar sevdirdi ki bana o mesleği. Hani o belki hiç düşünmemişti yani benim hukukçu olacağımı, başka bir şey, ama en azından hani belli bazı şeyleri bilerek, hani bir genç kadın olarak ileride bazı hakları, bazı şeyleri bilerek yetişmeme çalışıyordu. Ama bu bende hani bir medeni hukuk kapısını aralamış oldu. O yüzden benim için birinci kişi her zaman yengemdir. Bunu her zaman söylerim. O dönemde, o yaşlarda hocam, hukukun kendi içerisindeki ayrımların farkındaydınız değil mi? Onu Tabii ben başta çünkü sorma farkındaydım. fırsatım Tabii tabii olmadı. tabii tabii. Yani ben hukuk fakültesine başladığımda birçok şeyin aslında farkındaydım bu anlamda. Çünkü hep onları duydum. Hani belki algılayarak çok duymuyorsunuz o zaman, ama kulağınızda çok yer ediyor bunlar. Hani bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Onun yanında gerçekten benim hayata bakışımı çok değiştiren bir kişi, belki hayata bağlanmamı sağlayan bir kişi. Çünkü hani sonuç itibariyle işte 13 yaşında babanızı kaybediyorsunuz, tek çocuksunuz, anneyle bir anda baş başa kalıyorsunuz. Hani belki bu kadar hayata bağlanıp da ya onu da yapayım, onu da yapayım diyemezdim. İşte Mr. Fraser gerçekten hani o benim için çok çok kapı açıcı bir insan oldu. Hani onun bana duyduğu güven çok önemli bir şeydi benim için. Ha, bu çocuk yapar, bu çocuk iyi, bu çocuk bunları yapar şeklinde duyduğu o güven, yani bence çok önemli bir şeydi. Ondan sonra da gerçekten Ahmet Gökdere hocam hani benim için işte yani bir İngiltere kapısını açan kişi oldu o. Yani belki hiç haberim olmayacaktı, belki hiç öyle bir bursa başvurmayacaktım. Yani o zaman ben vizyonumun çok daha dar olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Ahmet hocamın bu anlamda gerçekten yani çok çok büyük bir yeri var benim hayatımda. O açıdan onu söyleyebilirim, ama tabii ondan sonra da kuşkusuz ki hani medeni hukuk alanında beni yetiştiren hocalarım, tabii başta Lale hocam olmak üzere, hani Lale hocamın da tabii ki çok kattığı şeyler var. Yani onun hakkını da hiç ödeyemem bu anlamda. Ama tabii onun yanında işte Fikret hocam, rahmetli Fahrettin hocam, yani hepsinin çok büyük katkıları olduğunu söylemem gerekiyor. Rahmetli Ali Naim hocam. Ali Naim hocam mesela o titizliği öğretmiştir. O kadar önemli bir titizliği öğretmiştir ki ya, bir kağıt parçasının bile ne kadar değerli olabileceğini. Yani onun o öğrettiği şeyler gerçekten çok farklıdır. Bunların hepsi çok çok önemli diye düşünüyorum.
Hocam lisansüstü döneme ilişkin ben sizin danışmanlığınızı yürüttüğünüz arkadaşlarla konuştum. Bu konuda çok titiz olduğunuzda yani bizzat da şahit oldum kitap çalışması esnasında. Onlar da benzer şeyleri söylediler. Şunu sormak istiyorum. Tez yazdırırken neye dikkat edersiniz özellikle? Bana katlanacak olmasına dikkat ederim öğrencimin. Öncelikle. Çünkü ben hiçbir zaman şunu yapmadım hayatımda. Yani yaz sonra da getir. İşte bakalım ondan sonra da bitirirsin. Böyle bir şey yapmadım. Yani konu seçiminden başlayarak her aşamada birlikte ilerlemeye çalışıyorum ben. Yani işte konuyu seçerken bir kere kendisinin seçmesini çok önemsiyorum. Ama bana hani birkaç farklı alternatifle gelmesi, onları tartışmaması, sonra tekrar kendisinin düşünmesi ve en sonunda gerçekten kendisini mutlu edecek. Özellikle doktora tezi yani 3-3,5-4 yıl belki süren uzun bir süreç. Ve siz dört duvar arasında o konuyla baş başa olacaksınız. Nefret ettiğiniz bir konuyu yazamazsınız. Konuyu mutlaka sevmeniz, mutlaka benimsemeniz ve içinize sindirmeniz lazım. O yüzden ben biraz çok titizleniyorum konu seçiminde. Yani gerçekten öğrencimin seveceği, gerçekten isteyerek yazacağı ve tabii ki hani konunun benim de birazcık destekleyebileceğim bir konu olması lazım. Çünkü ben arkadan öğrencime fark ettirmeden o konuya çalışıyorum aslında. Yani bunu hiçbir zaman söylemiyorum ama ben çalışıyorum, ben o konuyu okuyorum aslında. Dolayısıyla onun gibi araştırıyorum aslında ben. Ondan sonra da şunu bekliyorum, işte birazcık okuma yapmasını, belli kaynakları toplamasını, ondan sonra o okumalardan sonra bir en azından plan çıkarmasını, bir içindekiler hazırlamasını. Tabii tez yazarken bu 500 kere değişiyor ama o ilk içindekiler çok önemli çünkü size o hani ateşi veren o, sizi belki ateşleyen o, onunla yazmaya başlıyorsunuz, onu çıkarmasını çok önemsiyorum. Ondan sonra da biraz daha sistematik çalışmasını çok önemsiyorum. Yani şunu demiyorum, işte illa birinci bölümden başlayacaksın, tık tık yazacaksın değil ama mesela hangi bölümden kendince başlamayı istiyorsan o bölümü bitirmeden öbürüne geçme. Hani biraz orayı, biraz orayı, biraz orayı yazayım yapma. Sistematik şekilde çalışmayı öğütlemeye çalışıyorum. Tabii her öğrencim aynı şekilde olmuyor mutlaka ama genelde dikkat ediyor bunu öğrencilerim. Ve mesela ilk 10 sayfayı yazdın bana getir. Hani bir bakalım gerçekten düzgün gidiyor mu işte atıf usulleri, şeyleri. Sadece şekilsel olarak, içerik olarak daha değil ama şekilsel olarak. Önce bu şekli oturtuyoruz. Ha ondan sonra da artık yazdıkça işte mesela birinci bölümün ilk kısmını yazdı, mutlaka getir okuyalım. İşte ikinci bölümüne başladı, mutlaka getir okuyalım. Hani ben bölüm bölüm okuya okuya gidiyorum. Tabii en sonunda en baştan tekrar okuya okuya. Bir de tabii şunu yapmaya çalışıyorum. Hani birlikte oturup birlikte üzerinde çalışma, birlikte tartışma. Yani benim çoğu özellikle doktora öğrencilerim hani gece 2'lerde 3'lerde bizim evde çalıştığımız çok oluyor doktora öğrencilerimle öyle. Öyle bir çalışma yöntemim var yani istiyorum ki gerçekten hani ben de destek olayım elimden geldiğince, birlikte bir şey ortaya çıkaralım. Öğrencime hani kendi başına artık doktora düzeyine gelmiş kendi başına ne yapıyorsa yapsın demeyi asla bırakmıyorum. Konu seçimine ilişkin şeyi merak ediyorum hocam, yani siz de İngiltere'de tecrübe etmişsinizdir, konunun seçiminde mutlaka net formüle edilmiş bir araştırma sorusu bekleniyor Avrupa'daki ve Amerika'daki evet. Üniversitelerde. Bizim tezlerimizde bu kadar net bir şey yok. Bunu bir eksiklik olarak değerlendirir misiniz siz ya da daha yani medeni yani, hukuk farklı bir alan olduğu için belki. Ben bunu biraz yaklaşım farklılığı olarak değerlendiriyorum. Yani Anglo-Sakson yönteminde ya da Amerikan yönde, daha çok Amerikan orijinli bir yöntem olduğunu düşünüyorum bunun. Hep net bir araştırma sorusu üzerinden gidilmesi mantığı var. Yani biz hani kıta Avrupa'sında da, yani Almanlarda, İsviçrelilerde de ben bunu çok fazla görmedim açıkçası. Yani çok benziyoruz o anlamda belki. Biz bir araştırma sorusundan ziyade belli bir konuyla başlıyoruz. Araştırma sorusunu konu içerisinde giderken geliştiriyoruz. Yani işte bu tümden gelim tüme varım hikayesi belki de birazcık o anlamda bakmak lazım. Bence bu bir yöntem farklılığı. Ama sonuçta şu oluyor tabii ki, yani özellikle bir doktora tezinde en sonunda ne ortaya koyuyorsun? Yani neydi ne ortaya koydum? Yani mutlaka net bir şeyin ortaya çıkması tabii ki bekleniyor. Ama orada bunu baştan koyabilmen önemli. Bizde yürürken koyabilmen önemli. Hocam bir laf lafı açıyor. Daha fazlasını da dinlemek isterim ama program formatı gereği son soruyu da bir yandan yöneltmek istiyorum. Nasıl bitirmek istersiniz?
Vallahi nasıl bitirmek isterim? Herhalde bundan sonraki geleceğin hukukçularına birkaç söz söylemek isterim gibi geliyor bana. Yani eğer hukuk alanında çalışmayı düşünüyorsanız, hukuk alanında çalışmak bir kere özveriyi gerektirir, bu kesin. İkincisi, hukuk alanında çalışmak ne olursa olsun, özellikle avukatlık yapacaksanız, başkalarının sorunlarını yüklenmeyi gerektirir. Hakimlik yapacaksanız başkalarıyla empati kurmayı gerektirir. Akademisyen olarak çalışacaksanız insanları çok sevmeyi gerektirir. Yani eğer kişilerle iyi ilişki kurabiliyorsanız hukukçuluğu seçin derim. Kişilerle iyi ilişki kurmayı, empati kurmayı, iletişimi öğrenmeniz gerekir. İyi bir hukukçu, iyi iletişim becerisi olan kişidir. Hakim olarak da, avukat olarak da, savcı olarak da, akademisyen olarak da, akademisyenlerin belki sadece hukukçular için değil, tamamı için olması gereken bir şey. Mutlaka iletişim kurmak ve ne olursa olsun yaptığınız işe saygı duyarak yapmak. İşe saygı duyarak yapmak demek de o işi gerçekten özenerek, çalışarak, bilerek doğru yapmak demektir. Yani bundan ödün vermemek lazım. Hukuk gelişen bir alan, hukuk sürekli değişen bir alan. O yüzden bir konuyu hele avukatsanız, hele hakimseniz, akademisyenseniz zaten evleviyetle. Ya ben bu konuyu biliyorum nasılsa diye girmeyin. Her seferinde dönün, lütfen bir bakın. Ben hani en iyi bildiğimi düşündüğüm alanlarda bile hiçbir şeye bakmazsam mutlaka bir kanuna bakarım. Bir kanuna bakayım. Acaba bu gerçekten böyle mi? Benim zihnimi yanıltıyor mu? Doğru mu? Yani bundan ne olur ödün vermeyin. Biraz çalışmayı sevmeyi gerektirir hukuk. Hani buna lütfen dikkat edelim. Onun dışında da yani ben hiç pişman olmadım. Allah'a çok şükür inşallah bundan sonra da hiç pişman olmam. Hani gerçekten hem hukuku çok seviyorum. Hem kendi alanımı çok seviyorum, medeni hukuku. Hem de akademisyenliği çok seviyorum. Hani ben hep onu söylüyorum. Yani belki şanslı kullardanım ben bu konuda. 10 kere dünyaya gelsem 10 kere aynı mesleği seçerdim. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sizi daha fazla da dinlemek isterdim ama maalesef zaman nedeniyle bunu burada kesmek zorunda kalıyorum. Ama umarım pandemi bittikten sonra yine sizle bu konuları birlikte muhabbet edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli oldu Furkan'cığım. Bu vesileyle seni de gördüğüm için çok çok memnunum. Herkese iyi günler diliyorum ben. Görüşmek üzere.